gerçekten oradan buradan şu o kadar çok söyleyeceğim şey var ama Antalya'daki haber oldukça enteresan. Oraya geleceğim. Reklamdan önce bahsetmiştim. Evet, kaybolduktan 22 gün sonra ne yazık ki eski karı kocanın Tandır'da öldürülmüş halde bulundukları öldürülmüş halde bulunmuşlardı Tandır'ın içinde. Üstelik kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kardeşinin bağ evinde bulunmuştu. O ceset bulunana kadar biliyorsunuz kardeşten ya da oğlundan ya da karısından bir itiraf gelmedi. Ceset bulunduktan sonra Yusuf Turhan daha fazla suskun kalamadı ve çifte cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Bunun üzerine adliyeye çıkartıldılar. Oğlu, kendisi ve eşi. Her ne kadar kendim işledim dese de tabii bu iki kişinin cinayetinin tek başına yapılamayacağını düşündü hem savcı hem de mahkeme. Abisiyle yengesini kabloyla boğarak öldürdüğünü itiraf etti Yusuf Turhan. Oğluyla beraber cezaevine gönderildiler. Gözaltına alınan eşi Necla ise Necla Hanım için ise ev hapsine karar verildi. İzlerim. Anlaşmazlığa düştü, abini ve yengesini öldürdü. Yeğeniniz Yusuf'a bir şey söyleyecek misiniz? Bağ evindeki Tandır'a gömdü. Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cenazelerine işte burada ulaşıldı. Katil zanlısı kardeş için yolun sonu. Pişman mısınız? 19 Mayıs'ta alışveriş yapmak için evden ayrılan Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ten acı haber kayıplarının 22. gününde geldi. 55 yaşındaki Mehmet Turhan'la 52 yaşındaki eski eşi Firdevs Öztürk kardeşlerinin bağ evindeki tandırda ölü olarak bulundular. En başından bu yana içten içe bildikleri acı gerçekle karşılaşan çiftin çocukları annesiz bırakılmaları karşısında üzgün oldukları kadar öfkeliydi. Annem bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Bu adam dışarıya çıkamaz. Çoluğumu çocuğumu kapıya koymuşsun. Bahçemi ev yapmışsın. Şimdi sıra bende. Sizi tehdit ediyor. Siz de bunun karşılığında. Evet. Ona ev ve araba teklif ediyorsunuz işte. Araba, olay bu. Ya beni öldür ya da öldürttür. Açık ve net. Ne yapayım, ne diyeyim başka? İki kardeşin anlaşmazlığa düştüğü bağ evinde bulunan çiftin tüyler ürperten bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken kardeş Yusuf Turhan ve eşiyle oğlunun emniyetteki sorgusu sürüyordu. Cenazelere ulaşılmasının ardından Yusuf Turhan, abini ve ablasını öldürdüğünü saklamayarak cinayeti işlediğini itiraf etmek zorunda kaldı. Bir şey diyor musun bana? Allah'a emanet ol, işin rast gelsin. Bu sizin kardeşinizle yaptığınız telefon konuşması, belki de son telefon konuşması, anladım. Bilmiyorum. Benim suçum varsa her an için cezamı çekmeye razıyım. Gelen itiraftan sonra sorguları tamamlanan katil zanlısı kardeşle eşi ve oğlu adliyeye götürülmeden önce Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiler. Pişman mısınız? Yeğeninize ne söyleyeceksiniz? Yeğeninize bir şey söyleyecek misiniz? Kuzeninize ne söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceksiniz? Amcam babam arıyor, o bahçeyi vermem diyor. Ölür öldürürüm diyor. Fıkra anlatmıyorum senin gibi, yalan dolan söylemiyorum. Sabahtan beri masal anlatan sensin. Birazdan o hakim karşısına çıkacaksın. Pişman mısın? Yeğenize fıkra anlatıyorsun demiştin. Söyleyeceksiniz. Ablacığım yapmadığım bir suçun neyini söyleyeyim ben? Yusuf Turhan'la eşi ve oğlu ekiplerin kolları arasında savcı ve hakim karşısına çıkarılmak üzere hastaneden ayrılırken Turhan kardeşlerin yeğeni Mesut Karakuş da tüm öfkesiyle oradaydı. Nasıl duydum? Nasıl duydum? Oh!
en büyük ağır cezayı aslında. Dayana kıydın, hadi ondan sümetin vardı. Yengemden ne istedin? Öğle saatlerinde Kayseri Adalet Sarayı'na getirilen zanlılar bu kez savcıya ifade verdiler. Saatler 17'yi gösterdiğinde savcıya ifade verme işlemi sona erdi. Savcılık Yusuf Turhan'ı kasten ve tasarlayarak öldürme suçundan, Necla Turhan ve Bedirhan Turhan'ı ise suça iştirak etme suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Sevk edildikleri mahkemede hakim karşısına çıkan katil zanlısı Yusuf Turhan'la eşi Necla ve oğlu Bedirhan için karar sürpriz değildi. Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan'ın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarına, Necla Turhan'ın ise ev hapsine ve yurt dışı çıkış yasağı konulmasına karar verildi. Yusuf Turhan abiyle yengesini kasten ve planlayarak öldürme, Bedirhan Turhan ise suça iştirak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Abinizin yaşadığına inandığınızı söylemiştiniz. Bir yerden çıkıp gelecek demiştiniz. Neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Bir şey söyleyecek misiniz kuzenlerinize? Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak dünyanın kapalı T tipi cezaevine konuldu. Böylece Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu. Kayseri Emniyeti'ne, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ellerine sağlık. Özellikle arama çalışmalarından böyle bir sonuç elde edilmesi çok önemliydi. Çünkü cesetler o tandırda bulunana dek hala itiraf gelmedi. Yani ekiplerin bir kısmı bu bağ evinde didik didik arama yaparken, ki çok da geniş bir yer aslında, bakmayın 1,5 dönüm ama yanında bir illaki çevreli yerde gömülecek diye bir durum yok. Yanından deresi akıyor, dağı var, bayırı var falan. Ekiplerin bir kısmı orayı araştırırken diğer ekipler de bu gözaltındaki 3 kişiyi sorguluyordu. Ama sorguda itiraf gelmedi. Ta ki ne zaman? Cesetler bulunana kadar. Cesetler bulunduktan sonra amca Yusuf Turhan her iki cinayeti de ben işledim dedi. Ayrıntılar sanırım bağ evinde değil. Diğer evde işleniyor cinayet. Çünkü orada bize daha evvel bir görgü şahidi de bağlandı. Bir röportaj yaptı. Ben o röportajı o dönem yayınlamayı uygun görmemiştim. Sadece emniyete bilgisini verdik. O gün, yani kayboldukları gün Yusuf, amca Yusuf'un oğlu Bedirhan'ın o boşaltılan evde boya yapılacak denilen evden battaniyeye sarılı bir şeyle çıktığını gördüğünü söylemişti. Ama çok böyle hani çok işaret olacağı için, hatta o röportajı belki de hazırsa yayınlayabiliriz. Çıktığını söylemişti. Fakat şimdi çok net olmadığı için bilgi, direkt de onları işaret edeceği için ben o dönem onun yayınlanmasına uygun görmemiştim. Emniyete yönlendirmiştik hanımefendiyi. Böyle bir itiraf vardı. Yani o yüzden cinayetin o boş evde işlendiği, daha sonra onların oradan bağ evine götürüldüğü düşünülüyor. Amca ama bunu kabul etmemiş. Oğlum bu işin içine karışmadı tek başına. Tabii onu yapamayacağı için karışmadı. Onlar bağ evine geldiler. Ben onları eterle, ki eter de çok kolay satın alınabilir bir şey değil. Eterle bayılttım. Daha sonra da kabloyla boğdum. Ardından çuvala koydum. Tandırın içine attım. Üzerini de betonla kapadım. Ve olayı örtbas etmek istedim demiş. Biliyorsunuz aynı amca buradan yayından çıktığı zaman çok suçlandığını hissedip intihar girişiminde bulunmuştu. Zaten öyle oluyor bazı insanlar. Artık o kadar laflar ve şeyler belli ki buraya gelenlerle ilgili. Yani sizler de o kadar iyi biliyorsunuz ki. Bunu söylemekte de bir çekince görmüyorum. Çünkü insanlar kendilerini tutamayıp aynı şeyleri söyleyecekler. İşte mesela senin geldiğin gibi, Fatma'nın geldiği gibi hemen bağlanan kuzen ne demişti? İşte sen dayınla görüşüyor musun ki aramaya çıktın oraya? Şimdi dakika bir, gol bir. İkincisi, sen savcı mısın da soru soruyorsun? Dakika iki, gol iki. Üçüncüsü, ben ifademi verdim polise. Dakika 3, gol 3. O zaten klasik bir cevap. İşte herkesin söylediği, ben ifademi verdim. Herkes bir de şikayet. Herkes öyle söylemiyor. Bir de şikayet. Herkes öyle söylemiyor. Bir de 4, evet. Dakika 4, evet. Gol 4. Evet. Gol demişken evet. Milli takıma da bugün gerçekten başarılar diliyorum. Evet. Gözümüz, kalbimiz onlarla olacak. İnşallah oradan da başarıyla, alnımızın akıyla çıksın sporcularımız. Şimdi belli zaten. Yani bu 4 kelime, bu 4 şeyi söyleyen kişi bil ki
Ha, ben diyorum ki tamam. Zaten gülüyorum ben böyle söyledikleri zaman. Hemen artık soru işaretlerini koyuyoruz o zaman. Hiç soru işareti de koymuyorum artık. Veriyor yani. Kendine ele veriyor ve gol, aslında. Yani şut ve gol yani. Orada bende bitiyor. Hatta kendimi izlerken hani beni çok yakından izleyen takipçilerim hemen yazıyorlar. Konuştuğumuzda söylüyorlar. Bir gülümseme geliyor yüzüme. Çünkü o kötü bir şey söylediğini sanıyor buradakilere ya da bana ama benim için gol işte yani. Evet. Dakika bir, gol bir. Dün efendim Mehmet Turhan'la eski eşi Firdevs Öztürk yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan aldılar, alındılar. Cenazeleri yaşadıkları Emmiler Köyü'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 4 çocuk sahibi çift ayrı yerlere defnedildiler. Onu daha sonra soracağım. Mehmet Turhan babasının yanına yeğeni Mesut Karakuş tarafından defnedildi. Firdevs Öztürk ise köy mezarlığının bir başka noktasına çocukları ve yakınları toprağa verdi. Çünkü biliyorsunuz Firdevs Hanım'ın bu pisi pisine ölümü, eşinden ve onun abisinden kaynaklanan ölümü, cinayeti sadece hanımefendinin yakınlarını değil, hem çocuklarını hem de öldürülen Mehmet'in yakınlarını da çok öfkelendiriyor. Yani burada o kadar enteresan bir şey yaşandı ki hani herkes kendi kardeşinin yakınının tarafını tutar diye düşünürsünüz ya. Burada öyle bir şey yok. Yani öldüren ve öldürülen kişinin yakınları yani niye bu kadıncağız pisi pisine evet. öldü? 18 yıl bu adamın cezaevinden çıkmasını bekledi ve 11 ayda bak ölümüne neden oldular diye kendi yakınlarının değil Firdevs Hanım'ın cenazesinde saftırdılar. Mehmet'in kardeşi dahi yengemden ne istediniz diyor. Evet. Kendi kardeşinin öldürülmesini konuşmuyor. Çünkü onların ikisi yengemden ne istediniz evet. diye feryat ediyor. Evet. Onların ikisi zaten bir yola girmişler. O, evet. o herkesi mahvetmişler. Her türlü karışmışlar. Ama işte kadıncağız olan kadıncağızı oldu. Bakın size o gizli tanık bandını o gün izletemediğim çok işaret yani bir kişiyi çok işaret edeceğini düşündüğüm için izletemediğim gizli tanık bandını da izleteyim. Kayıp 2 eski eş. Sana bir fırsat daha veriyorum. Ya beni öldür ya da öldürttür. Bir hafta zamanım var. Ondan sonra da ertesi günde kayboluyorlar. Şüphe uyandıran iddia. Çocuğun üzerindeki pantolon siyah olduğu için topraklar belli oluyordu. Battaniye ile ne taşıdılar? Gri bir battaniye sarılı. Bir şey taşıyorlardı, ağır bir şey. Alışverişe diye çıkıp bir daha geri dönemeyen boşanmış çiftin kayıplara karıştığı 19 Mayıs günü şahit olduğu olayı anlatmak üzere bir görgü tanığı ekibimize ulaştı. 19 Mayıs günü saat akşam 5 ve 6 sularında Kosova Parkı'na arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum. O parka giderken de Lale Apartmanı'nın önündeki topraklı yolu kullanıyorum. O gün Yusuf Bey'i ve yanında gençten bir çocuk vardı. Sonradan öğreniyorum ki çocuk onun oğlu Bedirhan. Çocuğun üzeri topraklıydı ve gri bir battaniye sarılı. Bir şey taşıyorlardı, ağır bir şey ama ne taşıyorlar bilmiyorum. Eve mi taşıyorlardı, arabaya mı taşıyorlardı onu da bilmiyorum. Hareket halindelerdi. Görgü tanığı kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşinden aldığı evin bulunduğu binanın önünde şüphe çeken bir durumla karşılaşmıştı. Normalde olsa bu kadar dikkatimi çekmezdi ama yıllardır o binada oturmadıkları için acaba ne taşıyorlar diye dikkatimi çekti ve o yüzden baktım. Tanık şüphelerin odağındaki kardeş Yusuf Turhan ve oğlunu çiftin kaybolduğu 19 Mayıs günü gördüğünden de oldukça emin. 19 Mayıs günü olduğunu da hatırlamamın sebebi o gün izinli olduğum için arkadaşlarımla buluşacaktım. Tarihi o yüzden çok net hatırlıyorum. O gün Yusuf Turhan ve oğlunun taşıdığı battaniyeden kuşkulanmayan tanık yayınlarımızı izledikten sonra aklında soru işaretleri oluştuğunu da ekliyor. Yeşil Mahalle civarında birçok evi olduğu için birçok kişi onu isim olarak da sima olarak da bilir. Yanındaki çocuğun da oğlu olduğunu daha sonradan öğrendim ben. Çocuğun üzerindeki pantolon siyah olduğu için üzerindeki topraklar belli oluyordu. Normalde olsa bu kadar dikkatimi çekmezdi ama yayında da görünce şüphelendim. O yüzden de konuşmak istedim. İnsan yıllardır oturmadığı evden ne taşıyabilir ki böyle ağır bir şey battaniye içinde bir ucundan biri bir ucundan biri tutmuş bir şekilde. Bunlardan ben bu şekilde şüphelendim ve hani soru işaretleri var kafamda. Açıklamalarını istiyorum battaniyenin içerisinde ne taşıyorlardı. Evet işte o görgü şahidi. O gün demiş ki orada oturmuyorlar ki ne çıkarttılar buradan. Ağır bir şeydi. Battaniyenin iki ucundan tutmuşlardı. İşte o Kayseri'de boyanacak ev. Yani babaya güya verildiği söylenen evden. Ama dediğim gibi aslında bende tabii böyle çok bantlar var yayın işlerken. Ben birçoğunu yayınlayamıyorum. Çünkü kimseye de yargısız infaz yapmak istemiyorum. Ama emniyette sonuçta paylaşıyoruz bu bilgi ve belgelerimizi. Çünkü amaç zaten faciyi dövmek değil, üzüm yemek. Sonuçta da bu konuda da üzümü yediğimizi düşünüyorum. Keşke hayatta olsalardı.
ama değiller. Adalet de yerini buldu. Hatta ben bu tutuklamanın işte o 29 yıl evvel bu tutuklamanın ve ölümünü aslında 29 yıl evvel öldürüldüğü ortaya çıkan diğer kardeş Havva'nın da intikamı ve adaletin 29 yıl olsa da 29 yıl sonra olsa da tecelli ettiğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Evet. İşte o da öyle kimsesiz bir kadın, kimse peşine düşmemiş. Kim bilir nereye gömüldü, kim nereye atıldı. İnşallah onun da ruhu biraz olsun rahatlamıştır. Allah rahmet eylesin ona da. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.